Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bir rüya ile alakalı bir şeyler bahsedeceğim size ama çok önemli bu. Öncelikle hani Allahu Teala evlerinize, yuvalarınıza huzur bereket versin. Allah'ım evli kardeşlerimin arasına ebedi saadetler nasip eylesin diye dua ederek başlamak istiyorum. Çünkü konuşacağım şeyler böyle biraz nasıl diyeyim, can sıkıcı şeyler, insanı böyle korkutan şeyler ama konuşmak lazım. Kardeşlerim, anlatmak lazım, bahsetmek lazım değerli kardeşler. Mesela evli kardeşlerim için bazı gördüğümüz rüyalar eşimizin bizi aldatıyor olabileceği mesajını verir. Ya da rüya gören kişinin, yani sen gördüysen, senin eğer anlatacağım, bahsedeceğim rüyaları gördüysen bu eşinizin sizi aldatabiliyor, sizi aldatıyor olabileceği ihtimalini efendim bildirir. Tabii hemen böyle o sen beni aldatıyorsun falan demek değil. Dikkat etmek lazım. Tedbirli olmak lazım. Evimize, yuvamıza, ailemize sahip çıkmamız lazım. Hem bunu erkeklere söylüyorum hem de bayanlara, ablalarıma söylüyorum. Anladınız mı? Bunun çözümü o falan değildir. Bu böyle bir ihtimali sembolize eder. Yani sen hanımını, ey beyefendi, sen hanımını veya sen ey hanımefendi, kocanı boşlama. İlgini, alakanı, ihtimamını göster. Bırak dışarıda tanımadığın insanların karşısında el pençe duruyorsun. Görüyorum bazen kadınlar böyle, adam öyle nazik falan veya işte adam görüyorsun. Tanımadığı, hiç bilmediği insan öyle nazik falan diyor. Güzel bir şey. Güzel bir şey ama eğer evindeki eşine de öyle nazik değil, ondan daha nazik değilsen o zaman vah sana yani. Anladın? Etrafında bildiğim insanlar var çünkü. Yani evdeki eşine, çocuklarına çok affedersin böyle söylemeye hayal ediyorum. Yani başka bir şey muamelesi yapıyor, anladın mı? Yani insan muamelesi yapmıyor diyeyim sana, anla sen. Ama dışarıda tanımadığı insanlara böyle ay canımlar, cicimler falanlar, ricalar, minnetler, Allah. Olmaz. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Çoluk, çocuk, herkes, karı, koca, bütün adamlar TikTok'ta, bütün herkes Facebook'ta, bütün herkes Instagram'da. İzliyorsun daha o televizyonları. Adam karısı bilmem öteki de iki tane adam var, iki tane kadın var, ikisi de evliler. Bunlar iki çift. Allah Allah. Onun karısı ötekinin kocasıyla konuşmuş. Chatting biliyorsun. Yazışmış. O ona kaçmış falan. Artık kaçtığı adam da evli. Ya neler neler duyuyor. Allah muhafaza etsin. Ya Rabbi, ya Resulallah, Allah evimizden, ocağımızdan. Allah'ım uzak et. Dönelim konumuza. Mesela rüyada ağlamak. Efendim rüyada alyansınızın kırıldığını görmek. Rüyada yatağınızda başkasını görmek. Karşı cinsten bahsediyorum. Mesela şöyle yani. Mesela bayan için söylüyorum. Kocanla başka birisini. Ve işte adam hanımınla başka birisini gibi. Bu tarz rüyalar işte dikkat tedbir mahiyetinde efendim ifade edilen rüyalardır. Tabii zıt tabir olarak yorumlayanlar da var. Dikkat edin, bu tarz bir sıkıntıya mahal vermeyin. Evinize, yuvanıza sahip çıkın diye kardeşler söyleyen alimler de vardır. Mesela rüyada ağlamak, mesela bazı kaynaklar der ki ağlamak çok iyidir. Bu bulunmaz bir sermayedir der. Ondan sonra ama bazı kaynaklar mesela keder olarak tabir edilmiş. Hüzün anlamında tabir edilmiş. Şayet Allah korkusundan ağlıyorsanız bu ferahlıktır. Ondan sonra ama ağlıyorsun, gözünden yaş gelmiyor. Bu evliliğinizle, ailenizle, çocuklarınızla, kocanızla, hanımınızla yaşayacağınız bir hayal kırıklığını sembolize eder kardeşlerim. Bir kimse mesela rüyasında çığlık atmadan ağladığını gördüyse bu rüya sahibinin uzun ömürlü olduğunu kardeşlerim ifade eder. Rüyada kardeşlerim ağlamak
Dedim ya, bazı kaynaklar der ki o bulunmaz bir sermayedir. Bazı kaynaklarda iyi değildir diye kardeşlerim tabir eder. Şimdi mesela sessiz sessiz ağlamak, keder, üzüntü, sıkıntı, böyle canınızın sıkılacağı, hayatınızı alt üst edecek bir takım kederlere, bela ve dertlere Allah muhafaza etsin, sebebiyet verir diye kaynaklar bize bilgi verir. Ama böyle gözlerinizden yaş aka aka böyle için için ağlamak kardeşler, sakin sakin böyle ağlamak, o gamdan, kasavetten kurtulmak anlamında efendim tabir edilen bir rüyadır. Kirmani der ki bir kimse kendi rüyasında kendisini ağladığını görmesi o kimsenin çok sevineceğine. Eğer ağlama böyle bağırarak ahvah şeklinde ise bir musibete uğrayacağına, ağlamaktan dolayı gözlerinin yaşla dolu olduğunu fakat böyle dışarı çıkmadığını, hani gözyaşım pıt diyoruz ya, o pıt olmadıysa o da helal mal kazanmak anlamında tabir edilir. Peki hani rüyada eşinizin sizi aldattığını gördüyseniz, bu gerçekten gerçek hayatta da aldatmak anlamına mı? Yani rüyada eşinizin sizi aldattığını görüyorsun. He, kör olasıca. Beni aldatıyor. Gibi midir bu yani? Bununla alakalı kaynaklar der ki bize, rüyada aldatılmak her ne kadar rüya sahibini tedirgin etse de birçok yorumcu iyi ve hayırlı bir rüya, güzel bir rüya olarak kardeşler tabir eder. Ama iyiye alamet değildir anlamında da kardeşlerim söyleyen kaynaklar vardır değerli kardeşlerim. Bu konuda onu da söylemiş olayım. Peki rüyada aldatıldığını gördüyse bir kardeşimiz, bu rüyayı nasıl tabir etmelidir? Rüyada kardeşlerim aldatılmak rüya sahibi için böyle Allah tarafından her kuluna nasip etmeyeceği, her kuluna sunmayacağı şans ve kısmet anlamlarına gelir, biliyor musun? Yani aksine böyle korkulacak bir şey değildir yani. Rüya sahibinin yolu böyle en hayırlı kazanç kapılarıyla filan dolduğu anlamına gelir kardeşlerim. Yine bu rüya sevgili kardeşlerim, rüyada eşiniz tarafından, sevgiliniz tarafından aldatıldığını görmeniz, mutluluğa sebep olacak durumlar yaşayacağınıza, güzel başlangıçlar, yeni başlangıçlara, belki evlenme kararı almaya delalet eder. Hemen adamın ümüğüne çökmeyeyim yani kardeşlerim. Allah-u Teala hayırlar versin. Allah-u Teala yar ve yardımcınız olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın rüyalarınızı da hayra çıkarsın. Allah'a emanet olun.